Hocam Best Model Türkiye'de 15 yaşındaki kızı yarıştırmalarına hakkani bakış nasıl olur? Bismillah. Böyle çarpık, böyle bir devrik düzenleri var işte. Yani 15 yaşında bir kız evlenirse her yerde sapık ilan ediliyor. Kendileri bunu söylüyorlar yani. Kendi bu düzeni kurmuşlar. Duramıyorlar. Duramıyorlar. Kendi söylediklerinin saçma olduğunu kendileri de görüyorlar. Neticede 15 yaşındaki bir onların tabiriyle kız çocuğunu ki bu onların tabirine göre sapıklık. Sapıklık yapıp 15 yaşındaki bir kız çocuğunu kadın güzellik yarışmasına sokuyorlar ve birinci seçiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani ne yaptığı belli değil o kadar. Nefsimiz ne isterse onu yaparız diyorlar. Bize de kimse bir şey diyemez diyorlar. Hiçbir haber sitesinde çok nadiren belki belki kimse de duymadı bunu yani. Hani neredesiniz siz hani 15 yaşında bir kızın evlendiğini dini nikah yaptığını duyduğunuz zaman ortalığı ayağa kaldıran sizler 15 yaşındaki bir kız çocuğunun mini minnacık sizin tabirlerinizle bir kız çocuğunun işte güzellik yarışmasına katılmasına ne diyeceksiniz? Birinci seçilmesine ne diyeceksiniz? Yani o güzellik yarışmalarına katılıyorlar, seçiliyorlar. Ondan sonra neler yaşanıyor, neşer bunlar da medyaya düşüyor yani. Yok bilmem falanca adalarda, bilmem ne gece kulüplerinde ne çirkinler ne çirkeflikler yaşandıkları ortada yani. <laughs> Neticede Allah'a inanmayan, dini İslam'ı kendine önder tutmayan bir toplumun yapacağı budur yani. Ben istemezsem o olmaz, ben istersem olur. Aynen kurdukları düzen bu demokrasi diyorlar kendileri adına ama demokrasiyle hiçbir alakası yok yani bu düzenin. Diyor ki yani ben keyfimin istediği şeye ben onay veririm, istemediği şeye onay vermem. Bunu bize söylüyorlar yani. Şimdi mesela peygamberimize hakaret edildi, kadın çıkıp diyor ki Fransa'yı niye boykot ediyorsunuz? Zaten ekonomimiz düzgün değil. Ona boykot etmek doğru bir şey mi? Böyle sert karşılık vermek doğru bir şey mi? Fransa'ya karşı çıkmak doğru bir şey mi diyor? Halk TV'deki bir spiker kadın. E Peki senin en... Şimdi bu kadına bir şey diyemiyorsun çünkü bu kadının tattığı şey nedir? Paradır. Yani peygambermiş, peygamberin büyüklüğüymüş azametiymiş, kibriyasıymış. Umurunda değil onun. Onun için ne yapıyor? Ya para kesilmesin. İşte peygamberimizi de hakaret sorun değil. Allah'ımıza da hakaret sorun değil. Yeter ki para gelsin. Bu algıda, bu anlayışta. E peki onlara sormak lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın da bir karikatürün çıkartsalar. Fransa'da yayınlasınlar. Ne yapacaksınız? Ticarete devam edeceksiniz. Çünkü onların taptıkları o olduğu için böyle söylemek gerekiyor yani. Sizin en kıymetlinize, Böyle bir şey yapılsa ne yapacaksınız? İyi mi oldu ya? Ticareti biraz daha arttıralım mı diyeceksiniz yani? Velhasıl nefsine göre hüküm veren bir toplum. Öyle yaşıyorlar. Neticede öyle de batmaya doğru gidiyorlar. Allah muhafaza buyursun. Vesselam.